Evet sevgili izleyicilerimiz, şu an Uşakspor ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor ve yeni antrenörümüz Nazım Güray ile de beraberiz. Evet Nazım Hocam, öncelikle hemşehrimize hoş geldiniz. Hoş hem bulduk. De aynı zamanda bugün de ilk hazırlık maçına çıkıyoruz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yaklaşık 10 günden beri genç ağırlıklı kadromuzla antrenmanlarımıza başladık. Bugün de bir hazırlık maçı yapıyoruz. Genç oyuncularımızın hem seviyesini hem düzeylerini görmek için bizim açımızdan iyi bir maç olacak. Niğde'den gelen oyuncularımız var. Kızılcabürük'ten gelen oyuncularımız var. Aynı zamanda dışarıdan gelen oyuncularımız var. Onların seviyelerini görmek için böyle ilk bir maçımızı yapalım. Daha sonra dış transferlerle yolumuza devam edeceğiz. Önce bir şu an takımın durumuna bakacağız. İlerleyen evet, dönemde eksiklerimizi evet, tamamlayacağız evet, diyorsunuz. Evet. Peki bu seneki hedef olarak her zaman sezon başında bir şeyler söylenir. Neler söyleyeceksiniz? Hedef olarak birinci hedefimiz ligde kalmak. Çok zor bir gruptayız. Yaklaşık 7-8 takım ekonomisiyle çok güçlü ve üstte şampiyonluğu oynayan takımlar var. Bizim amacımız ilk önce ligde kalmak, yerimizi sağlamlaştırmak. Tabii üst sıraları olduğunda da buna da hayır diyemeyiz. Peki, teşekkür ederim. Bir şey değil. Şu an Denizli antrenörü, teknik direktör sorumuz Bülent Ertuğrul hocamla beraber. Evet, Denizli uşağa geldik. Sezonun ilk antrenmanı, hazırlık maçı. Neler söyleyeceksiniz? Evet, yani bizim üçüncü hazırlık maçımız. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Yaklaşık 5 gündür çalışıyoruz. Transfer yasağımız var malum. Altyapıdan 30 tane oyuncu aldık. İşte 15-16-17 yaş grubundan. Hem geliştiriyoruz hem yetiştiriyoruz. Yarışmacı bir ruh kazandırıp sportif başarı elde etmek istiyoruz. Tabii kolay değil, zor. 3-4 tane abi var takımın içinde. Gerisi tamamen altyapı odaklı. Ama çocukların çalışmasından, isteğinden, arzusundan çok memnunuz. 3 tane hazırlık maçı da istediğimiz düzeyde mücadele oldu. Tabii bu bir süreç. Yani şu anda biz proje takımı görüntüsündeyiz. Tamamen yetiştirme odaklıyız. Bunları yetiştirip, geliştirip dediğim gibi sportif başarı, ligde kalmak hedefiyle yola çıktık. Ama tabii ki sonuçlar bizi nereye götürür, gelişim süreci ne olur onu hep birlikte göreceğiz. Peki hocam, altyapıdan genelde hep kanalize etmeye çalışıyorsunuz. Uyum nasıl sizce şu an? Şu an çok iyi uyum. Yani sinerjisi takımın çok iyi, isteği çok iyi. Yani yapma gayretleri, öğrenme gayretleri çok güzel. Tabii dediğim gibi bu bir süreç. Yani hemen olması zor bir süreç. Bir zaman istiyor biraz. Bu zamanda işte çalışarak, çok çalışarak, bireysel çalışarak, grup çalışması yaparak, takım çalışması yaparak bunu kapatmaya çalışıyoruz hızlanmış bir şekilde. Çünkü biz erken başladık. Belki de bu ligin en erken toplanan takımıyız. Tabii ki bu gençleri tanımak, gençlerin gelecekle alakalı, vizyonla alakalı, neler yapacağıyla alakalı hedefleri, hayalleri onları paylaşıyoruz. İç motivasyonu yüksek tutup takımın ivmeyi kazandırmaya çalışıyoruz şu anda. Peki hocam, şu an takımdaki ortam nasıl? Saha içinde, takım içerisindeki. Ortam çok iyi şu anda. Yani arkadaşlık ortamı çok iyi. Zaten birbirini tanıyan grup. Aynen. 19 yaşında, 18 yaşında, 17 yaşında, 16 yaşında hep beraber oynadıkları için çoğu diyor ki ben 8 yaşından beri beraberiz. Öbürü diyor 6 yaşından beri biz beraberiz. Yani tamamen bir aile ortamı var. Yani güzel bir aile olduk. Tabii ki bu sahaya yansıması lazım. Birlikte hareket etme duygusu, birlikte düşünüp birlikte hareket edebilirsek o zaman takım oluruz. Çünkü takım kurmak önemli değil, takım olmak çok önemli futbolda. Takım olma yolunda ilerliyoruz şu anda. İnşallah bu şekilde devam eder çalışmalar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu an Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımız Osman Kocabek'te. Evet Osman Başkanım, Uşak Spor, Deniz Spor hazırlık maçındayız. Evet. Önce Uşak Spor maçını konuşalım, sonrasında amatöre dönelim. Evet, Uşak Spor bu sene yeni bir yapılanmaya girdi. Yeni bir eski yönetim aynen değil ama Uşak Spor'u idare edecek olan arkadaşlar ve özellikle teknik ekipte yeni bir oluşum olmuştu. İnşallah başarılı olurlar. Bu hazırlık maçı Denizli Spor biliyorsun TPP birincilikten düştü. Onlar da kendilerine göre yeni bir yapılanmaya giriyor. Uşak için inşallah iyi olur. Ben beklentilerim büyük. Yani herkesin beklentisi var. Daha büyük şeyler olmasını istiyor ama zaman içerisinde bazı şeyler olacağını diye düşünüyorum. Zamana bırakalım diyorum. Her yıl aynı anda geldi. Şimdi var mı? Şimdi var mı?
çeksin. Bilakincim sen bayağı takılacaksın. Bir üstüne bir şey. Baktım şöyle kalır. Daha şeydi ya. Thank you.